Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Bu analizimde sizlere Kozal hissesini analiz etmek istiyorum. Koza Altın hissesini analiz etmek istiyorum. Koza Altın'ın seçmemdeki en önemli etkenlerin başında, bildiğiniz gibi dünya ekonomisi hiçbir şekilde iyiye gitmiyor ve birçok belirsizlikler mevcut. Dünya ekonomik anlamda bir durgunluğa mı giriyor, bir resesyon mu yaşayacak vesaire şeklinde çok ciddi kafa karıştırıcı hususlar söz konusu. Tabii ki böyle bir ortam söz konusu olduğu zaman da paranın kendisine güvenli bir liman arayışında olduğunu ve bu güvenli liman içerisinde ise en önemli faktörün altın olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Dolayısıyla altın ve altın ile ilgilenmekte olan sektörlerin bundan da olumlu etkilenmesi mümkün olabilecektir. Kozal'ın dikkat çeken birinci yönü bu olmakla birlikte zannediyorum ki benim bu bakış açım paralelinde yabancıların da son derece yoğun ilgisi bulunuyor. Evet, Kozal için ikinci olarak analiz etme nedenim ise Kozal'da özellikle ve özellikle son 2,5-3 aylık süre içerisinde çok ciddi bir yabancı ilgisinin olduğunu görüyorum. Görmekte olduğunuz tablo arkadaşlar, iki adet tablo bulunmakta. Üstteki tablo 1-10 tarihini yansıtmakta, 1 Ekim tarihini yansıtmakta. Aşağıdaki tablo ise son tarihimizi yansıtmakta. 1-10 tarihinde, yani 1 Ekim tarihinde Kozal Altın işletmelerinde Citibank yabancının %20,40'lık bir pozisyonu var iken, yani elinde 9,3 milyonluk bir hisse senedi bulunuyor iken, bugün itibariyle bu oranın %37,17'ye ulaştığını ve elindeki miktarın ise yaklaşık 2 katına çıkmak suretiyle 17 milyon lot seviyesine ulaştığını görüyoruz. Yine bir diğer yabancı saklama kuruluşu olan Deutsche Yabancı'ya baktığımız zaman ise %15 civarındaki pozisyonunu bu 2,5-3 aylık süre içerisinde %22'ler seviyesine ulaştırmış. O da 3 milyon lot civarında pozisyon artışını gerçekleştirmiş. Dolayısıyla arkadaşlar, yabancının çok net ve çok bariz bir ilgisi olduğunu görmekle birlikte şu günlerde, içinde bulunduğumuz günlerde 56-35 seviyesini test etmek suretiyle TL bazında yeni bir zirve yaşamış olan Kozal'da yabancıların bu zirve seviyesine yaklaşmış olmasına rağmen herhangi bir satış eğiliminin de mevcut olmadığını görebiliyoruz. Kozal'da arkadaşlar, şurada görmekte olduğunuz tablomuzda ise para girişleri görülmekte. Son 5 gün içerisinde Kozal'da çok önemli bir para giriş çıkış tablosu yaşanmamış. Pahalı bir hisse olması nedeniyle şu anda 4 milyon, 5 milyon, 6 milyon gibi para giriş ve çıkışları çok önemsenecek rakamlar değildir. Kozal'ın teknik durumuna bakacak olursak arkadaşlar, burada haftalık bir grafik görüyorsunuz ve bu haftalık grafiği olabildiğince geniş bir açıdan almaya çalıştım ki Kozal'ı orta vadeli olarak da yorumlayabilelim diye. Evet sevgili arkadaşlar, şurada görmekte olduğunuz gibi Kozal TL bazında, TL bazı vurgusunu özellikle yapıyorum. Birazdan dolar bazlı grafiğe geçeceğim için şu anda ikisi arasında bir bağlantı kurulabilmesi bakımından bu ifadeyi kullanıyorum. 46-35 seviyesi Kozal için tarihi bir zirvedir ve bu hafta bu zirve seviyesi test edilmiş durumda. Ardından bu zirveyle Kozal'ın ana hareketine başlamış olduğu uzun vadeli bakış açısıyla 10 seviyelerinden 9 seviyelerinden başlatmış olduğu uzun vadeli yükselen trendinde 45 seviyesinin çok önemli bir destek konumunda olduğunu ve son aylarda 45 seviyesini özellikle destek olarak algılamak suretiyle bu seviyenin üzerinde bir seyir kazandığını ama en önemli unsur olarak ise 50 seviyesinin üzerinde bir hareketlilik kazanmak, bu 50 civarında bir yön tayin etme şeklinde bir çabasının olduğunu görmekteyiz. Zira şu bölgeye baktığımız zaman burası bir 3 aylık bölgeyi göstermekte. Az önce de sizlere takas analizinde ifade etmiş olduğum yabancının neredeyse pozisyonun 2 katına kadar artırmış olduğu bölge bu son 3 aylık bölgedir ve bu bölge ise 50 ile 55 arasındaki fiyat aralığına denk gelmektedir. O halde bu şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Yabancı özellikle 50 civarlarında 50 seviyesinin aşağısına sarkmalar olduğu zaman bu bölgelerden alımına hız vermiş durumda.
Kozal için en önemli destek bölgesi orta vadeli bakış açısıyla. Kısa vade için 50 seviyesi çok net bir şekilde belli olmakta. Orta vadeli bakış açısıyla Kozal için 45 seviyesinin bir destek, hatta stop loss olarak görülebilecek bir nokta olduğunu düşünmek mümkün olabilecektir. Değerli arkadaşlar, buradan hemen hızlı bir şekilde Kozal'ın canlı grafiğine geçelim ve şu soruyu yanıtlamaya çalışalım. Madem ki Kozal 56-35 seviyesindeki tarihi zirvesini, yani bu noktayı zorlamaya başladı ise, böyle bir oluşum söz konusu oldu ise 56-35 seviyesindeki zirvenin aşılması durumunda ne olabilir? Yani Kozal hangi seviyelere ulaşabilir? Böyle bir durumda önünde herhangi bir direnç bulunmuyorsa, geçmiş tarihlerde gördüğü bu seviyeden daha yüksek bir başka seviye bulunmuyorsa, biz bu durumda direncin ne olacağını bilemeyiz. Bu hususta karşımıza iki imkan çıkmakta. Fibonacci impulse dediğimiz bir teknik sistem vardır. Bu sistem son dönemlerdeki yükseliş eğilimini dikkate almak kaydıyla kendi içinde bir takım hesaplamalar yapıyor ve önünde direnç olmaması durumunda bir sonraki direncin hangi bölgelerde olabileceğini tespit ediyor. Bu çizim sonrasında arkadaşlar %61.8 olarak tanımlanan 56 seviyesinin bir direnç olduğunu daha öncesinden hesaplamış ve 56 üzerinde kapanışlar olmak koşul ve şartıyla, 56 seviyesi bir destek olarak kabul edilmek şartıyla ilk önemli direnç noktasının şu bölge, yani 60 seviyesi olabileceğini hesaplıyor. Şayet buradan da bir dönüş yaşanmaz ise, bu seviyede aşılabilir ise, bu durumda ise %61.8 olan 66-50 seviyesine kadar bir yükseliş olasılığının teknik kriterler, Fibonacci kriterleri itibariyle mümkün olabileceğini hesaplamaktadır. Şimdi arkadaşlar, bir de dolar bazlı grafiğe dönecek olursak, grafiğimizi dolara çevirecek olursak, böyle bir tablodayız arkadaşlar. Gördüğümüz nokta şudur. Buradaki Fibonacci çalışmamızı kaldırabiliriz. Evet, dolar bazlı grafiğe baktığımız zaman ise arkadaşlar, zirve seviyesinin şu bölgelerde olduğunu görmekteyiz. Yani 12.6, 12.65 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Ama daha öncesinde ise şurada bir zirvenin olduğunu görmekteyiz. Demek ki arkadaşlar, dolar bazında bakacak olursak, şu bölgeyi zirve olarak, şu bölgeyi bir direnç olarak algılarsak 11.5 seviyesine denk gelmekte, dikkat ettiğiniz gibi. 11.5 dolar hesapladığımız zaman ise bugünkü rakamlar itibariyle yaklaşık 60 seviyelerine denk gelmekte. Şayet 11.5 dolar direncini geçip de 12.6 dolar direncine yönelecek olur ise, bu durumda ise 65-70 aralığındaki bir fiyat aralığına ulaşmaktayız. Dolayısıyla Fibonacci impulse çalışmamızda öngörülen, tahmin edilen direnç seviyelerinin, direnç hedeflerinin dolar bazında da teyit bulduğunu görmekteyiz. Sevgili arkadaşlar, Kozal için pratik bazı bilgiler vermek istiyorum, güncel bilgiler olması bakımından. Kozal'ın arkadaşlar günlük pivot seviyesi, yani salı günü için geçerli olan pivot seviyesi 55-50 imiş. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça 56-88, bunun ötesinde 57-54 ve 59 dirençlerinin mevcut olduğunu görüyoruz. Bu direncin, bu pivot seviyesinin aşağısında kalınması durumunda ise 54-80, 53-50 ve 52-75 seviyeleri önem kazanıyor. Bu hafta için geçerli olmak kaydıyla 54-55 seviyesinin yine pivot seviyesi olduğunu görüyoruz. 57 seviyesi, 58-80 ve 61-35 seviyelerinin ise pivot dirençleri, haftalık pivot dirençleri olduğunu görmekteyiz. Teknik sistem, formüle dayalı teknik sistem ise 6 gün önce bir al sinyali üretmiş. Bu sinyalini 52.35 seviyesinden üretmiş. Maksimum düzeyde 7.64, son kapanış itibariyle de 6.69 civarlarında bir primlilikle teknik konumunu devam ettirmekte. Sevgili arkadaşlar, Kozal için söylenebilecekler şu an bundan ibarettir. Tabii ki bu açıklamalar asla bir yatırım danışmanlığı, bir öneri, bir tavsiye niteliğinde değildir. Sadece mevcut hissenin teknik durumu ve takas durumu hakkında sizleri bilgilendirmektir. Kararlarınızı buna göre yönlendirebilirsiniz. Aynı zamanda Kozal için ve diğer hisseler için değişik zamanlarda eklenebilecek olan yorum analizlerden anlık bir şekilde haberdar olmak istiyorsanız
Kanalıma ücretsiz abone olmanızı rica ediyorum ve tabii ki gün içerisindeki yorum ve analizlerden istifade edebilmek bakımından da Twitter üzerinden aktarmış olduğum mesajlarımı @HalukCanberk Twitter adresimden takip edebilirsiniz. Teşekkürler, iyi günler diliyorum, hoşçakalınız.